fitre zekatının Ramazan ayında özellikle Arife günü verilmesinin sebebi de yine bu mübarek zekatı ihtiyaç sahiplerine vermek ve ihtiyaç sahiplerinin de kendini bayrama hazırlaması. Bayramı mutlu mest olarak geçirmesi. Çünkü ancak inanan insanlar fedakar olur. Ancak inanan insanlar inandığını eyleme geçirebilir. Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı, Heret Akdeniz'de katıldığı bir programda yaklaşan Ramazan ayı öncesi açıklamalarda bulundu. Hiçbir Müslüman orucun veya namazın veya zekatın veya diğer ibadetlerin ve farzların silgi olduğu zannına kapılmasın. Çünkü maalesef bu fikir de görülmekte, görüyoruz bazen işte günah yaparım işte Ramazan ayı gelir, tutarım Ramazan ayı orucunu, silerim veya hac farizasını eda ederim, onları silerim gibi zanna kapılıyor. Böyle bir şey yok İslam'da. İmam Ali selamullahi aleyh konuyla ilgili diyor ki, bir insanın günah yapmasından sonra tövbe etmesi farzdır. Fakat diyor, aynı günahı işlememesi de tövbeden de farzdır. Bu vurguyu yapmış Ehl-i Beyt imamlarımız. Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı, Hazreti İmam Caferi Sadık'tan örneklerle devam etti konuşmasına. Sevgiyle ilgili Hazreti Cafer Sadık'a Müslüman soruyor. Diyor ki, ey Allah Resulü'nün evladı, sevgiyle din arasındaki ilişki nedir? Diyor ki, eleyse din hub. Dinin hepsi sevgidir. Sevgi. Yani dinin temelinde sevgi vardır. İslam dini rahmet dinidir. Ama maalesef çağımızda kötü, hiç istenmeyen, arzu edilmeyen olaylar da bölgemizde cereyan etmektedir. Düşünün, az önce Recep ayından bahsettik. Hurum aylardan. Cahiliye Arapları, yani kızını diri diri gömen zihniyet bile bu aya hürmeten, bu aya saygısı dolayısıyla aradaki savaşlara bir ara veriyordu. Kısa süreli bir barış sağlanıyordu. Ama maalesef 1400 yıl sonra, cahiliye döneminden 1400 yıl sonra, bilginin o kadar yaygın olduğu bir dönemde bakıyoruz ki bu mübarek Recep ayında, mübarek 3 aylarda Müslümanlar Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da birbirini boğazlamakta. Bu da içimizi yakmakta. İnşallah. Kanatlı, dinde zorlama var mı sorusuna ise şöyle cevap verdi. Her insan diğerinin inancına saygı duysun. Hı hı. Fakat düşünün, bu yetkiyi Yüce Rabbimiz Allah Resulüne vermemiş. Zorbalık yetkisini Allah Resulüne ve peygamberlere vermemiş. Yüce Rabbimiz diyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Fezekkir innema ente muzekkir. Hatırlat, uyar. Sen şüphesiz ki hatırlatıcı ve uyarıcısın. Leste aleyhim bi musaytir. Sen onların üzerine musallat, zorba birisi değilsin ki dinde zorlama yoktur. Hiç kimse senin gibi inanmak zorunda değil. Hiç kimse. Yüce Rabbimiz insana irade bahşetmiştir ve bu iradeyle de insanı hayvandan ayırt etmiştir. Yüce Rabbimiz bu yetkiyi Allah Resulüne vermemişken sen nasıl böyle bir iftirada bulunabilirsin? Sen nasıl oruç tutmayanlara saldırabilirsin? Bu kesinlikle gayri İslami'dir, gayri insanidir ve gayri ahlaki bir davranıştır. Hazreti Hüseyin Mescidi İmamı İbrahim Kanatlı ayrıca 21 Mayıs'ta Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği'nde oruç ayıyla düzenlenecek programa da herkesi davet etti. Heret ailesi vesilesiyle bütün halkımıza buradan duyurmuş olalım ve davet edelim. Kadın, küçük, büyük, yaşlı herkes katılabilir. Bu mübarek ayın 21'inde pazar günü saat 5'te Antakya İmam Ali İnanç ve Kültür Derneği merkezinde, Çekmece Gültepe Mahallesi'nde oruç ayı ile ilgili bir program sunacağız orada inşallah. Alimlerimiz olacak,
Orada birlik, bütünlük vurgusu yapacağız. Yani toplumumuzun her kesiminde. Evet. Ve Ramazan ayı orucu ile ilgili farklı yönlerden bilgiler vereceğiz. İnşallah dün halkımızı